Merhabalar Ebru Aykaç, ben nasılsınız? Bugün Cuma. Bugün yine size okuduğum birkaç kitaptan bahsedeceğim. Aynı zamanda da kitaplığıma yeni eklenen kitaplardan bahsedeceğim. Bu eklenme faslı bir türlü bitmiyor ama hangi birine neyi aslında nasıl okuyacağımı da şaşırmış durumdayım. Bir anda gönlüm aynı anda çok fazla kitap okumak istiyor. Dün ya da ondan evvelsi gün herhalde aile bizdeydi. Yine bir kitap değiş tokuş sistemi falan yaptık. İşte o bana verdi, ben ona verdim. Biraz kitapları değiştirdik. Burada da tam böyle Behçet Çelik'in son kitabını okuyorum. Belleğin Girdapları nasıl müthiş bir kitap, nasıl anlatamam size. Çok etkilenerek okuyorum. O arada işte aslında bir kitabı daha çıktığını gördüm. Bu Ayla da onun aslında çok eski camdan çıkan kitabının tekrar yeniden basıldığını söyledi. O arada soluk bir an mı, soluk bir ana mı? O kitabı vardı, bunu hala okumadın mı dedi. Ya onu da bana aslında söyleyeli 8 ay falan olmuştu ama bir türlü yani fırsat mı olmuyor. Birden böyle gönlüm oradan oraya gidip duruyor yani. Mesela Ursula'nın kitabını okuduğunda Saramago'nun defterlerini okumak istedim. Gibi gibi sürekli oradan oraya giden ucu bucağı olmayan bir durum. Şu ara mesela gönlüm çok acayip bir şekilde Max söyleyemedim stillerin yazarının günlüklerini okumak istiyor. Aşırı derecede canım böyle günlükler okumak istiyor. Neyse. Şimdi ilk bahsedeceğim kitap Gertrude Stein'in Alice Toklas'ın Öz Yaşam Öyküsü. Bu kitabı çok çok sevgili Aşım sayesinde, Aşım tavsiyesiyle alıp okudum. Aşım'da da aslında bu eski basım vardı. Ben de hemen bir sahafta bunu görünce hemen aldım. Aşım'a şimdiden bu tavsiyesi için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında ben yazarın Üç Yaşam diye bir kitabı vardı. Deli Dolu Yayınlarından çıkmıştı ve ben o kitabı okumuştum. Fakat o kitabı okurken beni o kitap o kadar yormuştu ve o kadar aslında biraz bunaltmıştı ki normalde Deli Dolu standına her fuara gittiğimde de aslında bana bu kitabı okudunuz mu dediğinde ben direkt böyle, aman 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 evet okudum şeklinde ilerlediğim ve o kitabı okuduğum için açıkçası Ayşem bunu tavsiye etmemiş olsaydı asla bu kitabını da alıp okumak istemezdim diğer kitabıyla yaşadığım tecrübeden dolayı. Fakat bu kitabı okuduğumuz zaman zaten kendisinde bu kitapta da söylüyor. Hem bütün eleştirmenler hem de kendisinde söylediği bir şey var ki zaten bu yazarın en anlaşılır kitabı. Neden en anlaşılır kitabı? Çünkü Alice Toklas yazarın 50 yıllık hayat arkadaşı ve 50 yıllık hayat arkadaşının ağzından aslında kendi öz yaşam öyküsünü anlatmış, kendi hayatını anlatmış. Paris'in en meşhur ve en şaşalı dönemlerinde sanat ve edebiyatın iç içe harmanlandığı, işte Picasso'nun en yakın arkadaşı olduğu, daha meşhur olmadığı dönemleri ve Hemingway'in mesela metinlerini düzeltip onları çeviriyormuş. Yani düşünün, onunla sürekli sohbet ettiği en yakın arkadaşları Hemingway ve Picasso'ydu. Çok ben keyif alarak okudum. Eğer hani sanata, edebiyata dair ilginiz varsa ve gerçek yaşamla ilgili ilgileriniz varsa mutlaka ve mutlaka bu kitabı okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ederim. Kendisi de ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap. Ayşem'in bu tavsiyesi için teşekkür ediyorum. Bahsedeceğim bir diğer kitap sevgili Ercan Yılmaz'dan Son Güzel Günlerimiz. Ercan Yılmaz'ın ilk sahir kitabıyla tanımıştım ve çok çok sevmiştim. Sonrasında 13.0 ödüllü kitabı da onda okumuştum. Şimdi son kitabı Son Güzel Günlerimizi okudum. Aslında burada biraz daha çocukluğumuza döndüğümüz, biraz böyle nasıl anlatayım size, bir kuşak, bir dönemin bir kuşak hikayelerini anlatıyor. Yine sıcacık, yine çok bizden. Arada böyle dokunduran hikayeler. Ercan Yılmaz, Ercan Y. Yılmaz okumayı seviyorum. O yüzden bu kitabı da tavsiye ediyorum. Bahsedeceğim bir diğer kitap. Karanlık Gözükünce, yazarın Sophie'nin Seçimi kitabını okuduğumu, beğendiğimi ve size tavsiye ettiğimi defalarca ve defalarca söylemiştim. Bu kitabında da aslında yazar anılarını anlatmış. Bir karanlık gözükünce diyor ya, işte o karanlık bir dönemini anlatmış. Yazar bir dönem kendini çok bunalımda ve depresyonda hissederek yaklaşık 7 hafta kadar akıl hastanesinde yatmış ve burada yatmayı istemiş. Bu döneme girişini ve bunu algılayış sürecini ve hastaneye yatış sürecini kendi ağzından kaleme almış. Fakat burada böyle benim daha çok ilgilendiğim kısmı bunun yanında aynı zamanda kendisi bu dönemde olduğu için yazarları da bu konuda incelemiş ve onları da burada paylaşmış. Mesela Albert Camus ile çok tanışmak istediğini, tam böyle tanışmasına çok kısa bir an kaldığında Albert Camus'un 46 yaşındayken aslında yayıncısının oğlunun kullandığı bir arabayla trafik kazası geçirerek vefat ettiğini. Aynı zamanda Roman Gary biliyorsunuz çift isimle ödül almış yazardır. Kendisi bu yazarın, yani bu yazarın William'ın
Çok yakın arkadaşıymış. Ve çok her şey son derece kusursuz ve normal giderken birdenbire bir yemek sonrasında gidip kafasına silahla bir kurşunla intihar etişini anlatıyor. Ve normalde aslında bunları o zaman için algılayamadığını fakat kendisi bu karanlığa düştüğü zaman onları algılayabildiğini anlattığı, anılarını anlattığı çok çok da severek okuduğum bir kitap. İlgililerine hatta herkese tavsiye ediyorum. Bahsedeceğim bir diğer kitap. Bugün biraz başım ağrıyor. Çok sevgili, benim için kıymetli Irmak Zilel'inden Son Bakış kitabı. Irmak Zilel'in ben ilk yıllar 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 evvel Gözlerini Kaçırma kitabıyla tanışmıştım. Anneliği çok, yani anneliği ifade edişi beni çok etkilemişti. Bazı kalemlerin ya da bazı insanların, evet her yazar muhakkak ve muhakkak, yani iyidir kötüdür diyemeyiz ama ben bazılarının ruhu olduğuna inanıyorum. Irmak Zilel de benim için bu insanlardan biridir. Irmak Zilel'in Son Bakış kitabında da aslında kısacık böyle zamanla dans eden, içimizdeki ötekinin, bu kadar böyle içimize, yanımıza, yöremize soktuğumuz, aslında canımızı, canımız derken kendi canımızdan öte aile bireylerimiz, çoluğumuzu, çocuğumuzu ya da annemizi, babamızı, kendi canımızı, kendi ailemizi emanet ettiğimiz ve o kadar çok içimize soktuğumuz insanları aynı oranda ne derece ötekileştirdiğimiz, ne derece sahip çıkmadığımız, ne derece aslında uzak tuttuğumuz, yadırgadığımız ve eleştirdiğimizi son derece şeffaf bir şekilde gözümüze sokan bir metin sunmuş. Ben çok çok etkilendim okurken. Öyle bir sahne var ki Tina mesela, içindeki birçok sahne evet benim için çok özel ama Irmak Hanım'ın hayvan sevgisini hepimiz zaten biliyoruz. Fakat bu hayvan sevgisini metinlere öyle, ya öyle ince noktalarla işliyor ki Tina kahramanımızın adı, aslında bir ölüm kalım mücadelesi veriyor ve bu zamanla mücadelesinde aslında buradaki bahsettiğimiz zaman bir ambulansın gelmesi kadar aslında 3 dakikalık, 5 dakikalık, belki de 10 dakikalık kısa bir zaman diliminde tüm bir ömrü, bir hayatı gözümüzün önüne seriyor. Yani zamanla aslında raks eden, dans eden bir anlatı olmuş. Ben çok 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 severek okudum. Bu metni okurken bu arada çok alakasız da aklıma kendi yaşadığım bir şey geldi. Bundan 3-4 yıl önce falan her sabah işte işe giderken bir evimin iki yanında bir bina vardı ve orada 80-90 yaşlarında çok çok yaşlı bir amca vardı ve o penceresini, birinci kat mıydı, girişim bir üstüydü. Penceresi açık, sürekli işte balkondan, her pencereden sürekli dışarı izlerdi. Ben de onu tek başına gördüğüm zaman her sabah böyle günaydın, günaydın diye el sallardım. Bir yıl boyunca bu amca bana bir kere bile tepki vermedi. Yani ne cevap verdi, ne günaydın dedi, ne gülümsedi, ne bir şey yaptı. Fakat ben bir yıl boyunca düzenli olarak kendisine hep her sabah günaydın deyip selam vermiştim. Bir gün, bu bir yıl sonra falan, bir gün o kadar canım sıkkın, o kadar mutsuz, o kadar üzgün olduğum bir gün, böyle söylene söylene sinirli sinirli yolda yürürken amcayı geçmişim. Bir baktım amca bana oradan el sallıyor. Günaydın, günaydın diye. O kadar, şimdi anlatırken de tüylerim diken diken, o kadar çok duygulanmıştım ki. Yani bu bazen bir şey yaptığınız zaman bunu bir şey beklemek için yapmıyorsunuz ama yaptığınız şey de boşa gitmiyor. İnsanlara gülümsemek, günaydın demek size hiçbir şey kaybettirmiyor. Ya bu beni aslında fark ediyormuş. Bana cevap vermiyor olmuş olsa da aslında benim ona günaydın dememi her gün alışmış ve bekliyormuş. Çok duygulanmıştım, çok da mutlu olmuştum. Bu kitap bana nedense o anımı da hatırlattı. Irmak Zileli dediğim gibi çok çok benim için çok çok özel bir kadın. O yüzden Irmak Zileli ne yazsa her zaman her satırını alır ve okurum. Her zaman bana ışık saçmıştır. Hem kişiliği, hem karakteri, hem de yazdığı her satırıyla. O yüzden Irmak Zileli'nin bu kitabını da şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bunları söyledikten sonra şimdi biliyorsunuz ki bir önceki videoda, yani alışveriş videosu değil de ondan önceki, geçen cuma çektiğim videoda bir soru sormuştum. Altına çok manyak, çok acayip yorumlar geliyor. O yüzden bu hafta hala önceki sorunun devamını, önceki cuma günkü videoya yorum yazmaya lütfen devam edin. İnanılmaz
kitap isimleri okuyorum ve bunları okuduğum zaman diyorum ki yani vay falan, birçoğunu anlıyorum, bir tanesi çok anlayamadım ama birçoğunu anlıyorum ve hak veriyorum. Aslında onun üzerine de çok bomba bir video çekilir ama neyse diyorum. Bu hafta kitaplığıma yeni eklenen kitaplardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki Ayla ile hani değiş tokuş yaptık demiştim ya. Dost kitabı, Ayla bu kitabı okumuş ve dedi ki bana, Allah Allah dedi, bir köpek hikayesine dedi ağlayacağımı hiç düşünmezdim dedi, oturdum dedi ağladım dedi. Ben şimdi Belleğin Girdaplarını okuyorum, onu bitirdikten sonra ilk bunu okuyacağım. Ayla'nın kitabı bu, bana ödünç verdi. Bu kitapta Fatih Balkış'tan Karaçam Ormanı'nda bunu ve Bir Başka Dünya'da İlker Aksoy'u, bunları da sevgili Pelin Fuar'a gidip almıştı, o tavsiye etmişti. Bir diğer kitap yine Ayla'nın tavsiyesi, yıllardır basımı yoktu demişti. Gürültülü Yalnızlık Notos'tan. Bu da Ayla tavsiyesi. Tekrar Ayla Ayla diye devam ederiz. Bunu da bana Arap ve Fars kadın öykücülerden İnciler, bunu da bana fuardan almış, hediye almış. Daha yeni getirdi. Fuardan hediye almış getirmiş deyince bir şey göstereceğim. Bunu da getirdi. Atilla Şenkon, aslında Atilla Şenkon Gökkuşağı'da iki bilet. Sevgili Ayşim Atilla Şenkon'un kitaplarını alıp okuyup çok çok beğenmişti ve çok çok beğendiği için de, çok beğendiği kitapları da bana hediye aldığı için bana da bu kitabı hediye almıştı. Bu kitap bende duruyordu fakat Ankara Kitap Fuarı'nda yazarın imzası vardı. Ben de çantama atmıştım fuara gittiğim zaman, hani Atilla Bey'le tanışıp kendisine kitabı imzalatırım diye. Sonrasında o gün Hakan Günday'ın da imzası vardı ve Öznur gelmişti Kütahya'dan. Kızları Zeynep de vardı, Demir de vardı. Biz Hakan Günday'ın imza kuyruğunda 1,5 saat falan bekledik ki 1,5 saatin sonunda da zaten bir türlü sıra gitmediği için. Demir'le Zeyno gittiler, Hakan abi merhaba deyip imzayı aldılar. Hakkınızı helal edin artık. Gerçi benim kitaplarım imzalıydı ama Kinyas ve Kayra'nın şu özel ciltli olan imzasızdı, onu imzalattı Demir kendine. 1,5 saat bekledikten sonra çocuklar çıkmak istediği için orada Ayla da fuarda kalacaktı. Ben de Ayla'ya vermiştim kitabını. Ayla Atilla Bey'e imzalatır mısın diye. Ayla da sağ, Ayla da sağ olsun kitabı uzatmış Atilla Bey'e. Ebru demiştir. Hani bir şimdi Ayla çok buradan izliyoruz. Çok fazla öyle konuşma, yani ne konuşacağım, hani çok konuşmayı seven de bir insan değil. Daha doğrusu boş konuşmayı seven bir insan değil. Adama tutup benim gibi, ben olsam işte bir arkadaşım vardı Ayla da şunları siz çok seviyordu da imzalısı falan filan. Ama bunları sevmediği için çok en kısa ve en temiz yoldan uzatıp Ebru demiş direkt, öyle söyleyince. Atilla Bey Ebru ney demiş, işte ay kaç demiş, işte falan filan o diye birden konuşmak durumunda kalmışlar. Sevgili Atilla Şenkon Ayla'yı Ebru ay kaç zannediyor ama aslında Atilla Bey Ebru ay kaç benim, bana imza. Bunu da geri aldım. Sevgili Aşma hediyesi için teşekkür ediyorum. İmzası için de aileye teşekkür ediyorum. Bir diğer kitap, bugün Tunalı'ya gittiğimiz zaman orada yine basımı olmayan, bu Yapı Kredi mağazasına uğradığın zaman çok böyle basımı olmayan kitaplar görüyorsunuz, keşfediyorsunuz. Bu da çok ilgimi çekti. Kaya Genç, hiç daha önce duymamıştım. Kitabın adı da Macera. Şöyle bir baktığımda yazarın başka bir romanı var mı diye bakmadım ama çevirilerinin olduğunu gördüm. Kitabın da basımı yoktu açıkçası. O yüzden ben de çok merak ederek aldım. 2008 yılında basılmış galiba. Kaya, Genç, Macera. Bir diğer kitap çok alakasız. Ahmet var. Meç, METC galiba. Bana bugün, dün akşam DM atmıştı. Böyle bir kitap gösterdi, suçlu mu diye. Bu kitabın ben dedi İngilizcesini okudum dedi. Çok ilginç, çok güzeldi dedi. Arka kapağını da attı. Orada da şöyle yazıyordu. 8 yaşında bir çocuk oyun parkında ölü bulunmuştu. Cinayet şüphelisi ise 11 yaşında ki komşusuydu deyince kitabın arkası da çok çok ilgimi çekti. Bu yazarın aslında ilk kitabıymış. Çok beğendiğini söyledi. Kendisi İngilizcesini okumuş. Bunu da Ertemiz basmış herhalde. D&R'da 99.90 kampanyasında olduğunu söyledi. Ben de baktığımda göremedim ama kitabı sordum. Var dediler. Kasada da öderken 9.90 olduğunu görünce aldım. Teşekkür ediyorum Ahmet'e. Bir de bunu aldım. Şimdilik aldıklarım, okuduklarım bu kadar. Geçen cumanın altında o değişik kitapları yazmayı unutmayın diyorum ve söyleyeceklerimi zannedersem şimdilik bu kadar. Aa, bir şey daha söylemek istiyorum. Bir şey daha söyle. Sevgili Handan Balı, Handan Balioğlu Instagram'da hikayesinde Hasan Ali Toptaş'ın bir şeyini paylaşmış.
röportajını paylaşmış. Zannedersem Doğan Hızlan'la TRT2'de bir röportaj yapmışlar. Orada şöyle bir soru soruyor. Doğan Hızlan şöyle bir soru soruyor. Hasan Ali Toptaş diyor ki, genelde diyor işte yazarlara sorarlar, hangi kitabınızla sizi okumaya başlamamalıyız diye. Hasan Ali Toptaş da diyor ki, normalde diyor bütün diyor imza günlerinde orada burada her yerde bana sordukları bir soru var diyor. Hani hangi kitabımla beni okumaya neyden başlayalım diye soruyorlar bana diyor. Ben de şu kitabımla başla demiyorum ama diyor, ne olursa olsun bin hüzünle hazla başlamayın da ne neyle başlarsanız başlayın diyor. Çünkü bin hüzünle haz benim diyor çok böyle denemelerimi yaptığım, deneme yaptığım mı demişti, böyle çok farklı bir metnim diyor. O yüzden beni okumaya asla ve asla bin hüzünle haz kitabıyla başlamayın diyor. Hikayeyi görünce birden böyle gülme krizine tutuldum. Çünkü benim belki 10, 20 ya da 30 video öncesinde yazarlara hangi kitaplarıyla başlamalıyız diye bir video çektiğimde Hasan Ali Toptaş'ı elimde onca 4, 5, 6, 8 tane kitabı olmuş olmasına rağmen bin hüzünle haz kitabıyla okuma gafletinde bulunup sonrasında da yıllarca böyle ateşe dokunuyormuş gibi aldım. Hiçbir Hasan Ali Toptaş kitabına dokunamadım ama itiraf ediyordum. Videomda da zaten bundan bahsetmiştim ama sevgili Hasan Ali Toptaş da kendisi de biliyormuş bunu. Kendisi de bunu söylemiş. Çok hoşuma gitti. Çok güldüm. O yüzden bunu da sizinle paylaşmak istedim. Neyse çok konuştum. Kendinize iyi bakın şimdiden. Mutlu hafta sonları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.